başka bir şey olabilir. Şu 5 numaralı ruh hastası şeyi, 5 numaralı görseli verir misiniz? Amerikalıyım getirdi. Yok. Kim Wilders. Bu? Hollanda'da. Ben bu adamın resmini gördüğüm anda ya ben buna biliyor musunuz? Bak, bu resmi gördüğüm anda direkt Egemen Bağış'a selam yollamak istiyorum. Yolla. Egemen Bağış'a. Egemen Bağış'a buradan gösterer arkadaşlar. Bir dakika beni göreyim bir. Egemen Bağış'a kendimi hayırdır göreyim. Yani. Egemen Bağış'a onunla beraber. Onu gösterin ikiniz de beraber. Selam Egemen Bağış'a selam yolluyorum. Egemen Bağış bakın bunu anlatayım. İlk kez açıklıyorum. Evet ilk kez açıklıyorum. Bomba açıklama. Egemen Bağış şu anda biliyorsunuz bizim Pırak Büyükelçimiz. Ama bir dönem Avrupa Birliği Bakanı'ydı. Avrupa Birliği Bakanı iken biz onunla 5-6 gazeteci Brüksel'e gittik. Avrupa Parlamentosu'nun oturumuna katıldık. O oturumda bu alçak, aşağılık, namussuz, madem öyle, namussuz. O zamanlar karikatür meselesi vardı. Hazreti Peygamber'in bizim kutsalımız, Hazreti Peygamber'in, bizim Peygamber'imiz Hazreti Muhammed'in aşağılık karikatürlerini parlamentoda ayağa kalkıp kaldırıp konuşmaya başlarken bu alçak, bu aşağılık herif Egemen Bağış şöyle dedi. O da kürsüdeydi. Böyle ben oradaydım, orada. O al o alçak şeyleri müsait bir yerine koy dedi. Onun için ben buradan Egemen Bağış'ı selamlıyorum. Ne şimdi oluyor? Bu adam ya Hollanda yönetecek. Oyunu ikiye katladı ya. İnteresan evet. Bir şey ya. Bu Avrupa Birliği'nin şimdi geldiği nokta aslında. Evet. Şimdi biraz önce dedik ki ilk bölümde halk millet başka bir şey söyledi şu Filistin meselesinde ama ırkçılık aldı başını gidiyor ya. Şimdi Mahmut Övür bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Oylarını ikiye katladı. Ülke yönetecek. O ülke huzur yüzü görmez ki. Bence de görmez. Yani vah ki vah kendileri açısından. Ha bu bir tane başbakan Türkiye Türk asıllı bir başbakanlar olacak. Dilan diye bir kadın. O da Türk o bundan değil. Daha beter. Ya ben özellikle Türk size kışkırtmak için söyledim. Onun ya. Da şeyi yani Kürt de değil. Tamam Kürt ben de o değil, kadar söyleyeyim. Ay, Kürt yani. Türkiye, değil, Kürt de Türk, değil. Türkiye orijinli. Türkiye orijinli. Nasıl ama? Babası ama mı? Ne olduğunu konusunda bilgim yok. PKK'da. Aslında. Babası PKK'da. Öyle mi? Ha, evet. Olabilir evet. Belli o sert siyaset bir dil kullanıyor. Yani Hollandalılar düşünsün bizi ilgilendiren bir durum yok. Yani ben orada diyorum. Orada aslında Egemen Bağış bunu adamı orada Avrupa Parlamentosu'nda ne güzel cevabın hakkını vermiş. Ya itle başlayan bir deyim var da söylemeyeyim. Yani itin ağzına sokup çıkardı. Yüzüne çok güzel. Yüzüne abi. İtin ağzına yüzüne öyle vurdu ki feleği şaştı. Neye uğradığını şaşırdı. Ben buna şahit oldum. Onun için de bunu söylemeyi istedim. Evet, bu ne bu Mahmut Övür? Ne yapıyor bu Avrupalılar? Dertleri ben bu. Orada şunu söyleyeceğim. Ben Avrupa Birliği'nin aslında geldiği tıkandığı noktalardan birisi bu. Ya lan ne oluyor da bu faşist ırkçı akımlar yükseliyor. Değil mi? Burada bir problem var. Ürettiği değerlerin kendisini tahrip ettiğini gösteriyor. Kendi AB'nin bize dayattığı güya biz demokratik ülke değiliz ama onlar demokratik diyorlar ya. O değerleri aslında kendisi tüketiyor. Gazze'de bombaladı o değerleri. Gazze'de bombaladılar. Şimdi sen Gazze'de Alman Sosyal Demokrat Parti'nin başındaki adam sosyal demokrat güya gidecek. Yani faşist Netanyahu'ya destek verecek. İşte bu onu gören doğal olarak da bunlar çıkacak ortaya. Hitler. Her yerde Hitler. De Hitler ya. Yeni Hitler'ler yeni çıkacak. Hitler. Yani bunun önünü almazsan böyle olur tabii. Çifte standart, iki yüzlülük yaparsan, dünyadaki gelişmeleri doğru okumazsan sonuç bu çıkacak. Yani insan hakları, evrensel değerler, hukuk diyeceksin. Sonra döneceksin, göçmenlere düşmanlık yapacaksın. Türkiye gibi ülkelere, Müslümanlara düşmanlık yapacaksın. Yani düşmanlaştıran bir dil kullanacaksın. Şimdi bu da doğal olarak artar. O sürece kimse tahammül edemez. Hollanda'daki de Türkler toplar pılı pırtı döner Türkiye'ye yani. Ya bu etkin olursa öyle olur tabii. Yani bu doğru geçmişte. Emin Pazarcı birkaç cümle evet, bu bağlamda. Bana birkaç cümle bana iş çıkardınız yine. Ya. Biliyorsunuz Hollanda elçiliğiyle biz aynı kattayız.
aynı binadayız. Yapma ya. Şimdi birkaç el ilanı almak lazım. O katta inen herkese bundan sonra vereceğim. O ilanlarını hazırlarım. Bir hafta sonra haberde oluruz. Orada o katta ve kapının önünde her gittiğimde Hollanda elçinde kim geliyorsa onlara ben bunları ifade özgürlüğü ise ben de ifade özgürlüğümü kullanacağım. Doğru.